Gerçekten yorgun musunuz, değil misiniz? Şimdi göreceğiz. Nasıl biliyor musunuz? Hı. Şimdi burada bir panomuz var. Hı. Tamam. Ayte onu çevirdikçe siz oradaki yazıyı okuyacak, sonra da harfi bulacaksınız. Tamam mı? C'yi mi? Çünkü niye evet, C'yi mi diyor? Evet, burada, bu, burada C'yi duruyor. Buluyorsunuz. Doğru. Burada durduğu hadi gelin bakalım. Bakıyor. Gelin bakalım buraya. Tamam. Ben saymaya başlıyorum. Başla. Saniyeleri. Hızlı bulmanız lazım. Bakın bulun bakalım. Bir, hemen gösterin bulursanız elinizle. İki sayın siz bakın. İşte. Güzel. Şimdi, 2,5. Devam. Hızlı. Peki. Protokol. Şimdi de 6'yı bulacaksınız. 1, 2. 6, 6, 6. Bravo. Süper. Şimdi de N harfini bulacaksınız. Bravo. Yarım. Harika. Gözlükler gözüm. Peki. Q. Q harfini bulacaksınız. O'lar dolu. O değil. Bir tane bir, Q var. 2. Q mu? 3. Evet. Bravo, bravo, orasıydı, bravo. Hı. Vallahi çok güzel hanımefendi, gerçekten yorgun değilmiş, gerçekten uyuyormuş. Hanımefendi motive, uyanık ve hiç yorgun değil ya, kesinlikle. Demek ki yoğunluk, dikkat bizim daha dinamik olduğumuzu mu gösteriyor? Evet, kesinlikle. Yani en azından beyin yorgunluğu da burada çok önemli. Güne başlamada, motivasyonumuzda, iş başarımızda, sosyal ilişkilerimizde hepsi çok önemli.